Arkadaşlar 1 Haziran 2021 yılındayız. Eyüp Belediyesi'ne bağlı bir parktayız. Bu yıl yaz sezonunda kesilmiş olan bir çınar ağacının kökünde henüz çıkmamış olan ancak talaşlarını gördüğümüzde yeni çıkmakta olan ergin çıkmadan önce ağacın dış bölgesine talaş bırakıyor. Dolayısıyla o talaştan da böceğin çıkmasının çok yakın olduğunu anlıyoruz. Anaflora sinensis 2014 yılında tespit ettiğimiz dünyadaki en tehlikeli zararlı gruplar içerisinde olan yabancı istilacı bir türdür. Hakikaten mücadelesi zor bir böcek. 2014'ten beri yaklaşık 5 yıldır bu böcekle mücadele yapıyoruz. Böcek ergin İstanbul şartlarında genelde bu yıla kadar Mayıs'ın 20'si itibariyle erginleri görüyor idik. Bu sene havaların soğuk gitmesi itibariyle de Haziran'ın başı bugün yaklaşık bir 2-3 gün daha böcek içeride kalabilirdi. Biz kendi çabamızla çıkarttık. Dolayısıyla Haziran'ın 5'i gibi bizi umuyoruz. Ağaçlarda da genelde diğer alanlarda da hep birlikte göreceğiz. Daha sonra ilk Haziran'ın başı gibi çıkar erginler. Yaklaşık 15-20 gün içerisinde sonra çiftleşecek. Yumurtalarını ağacın kabuk kambiyumunun kabuğun içerisine açtıkları galeri içerisine bırakacaklar. Yumurtadan çıkan larvalar ağacın kambiyumunda primer larvalar, daha ziyade primer ve sekonder larvalar ağacın floem ve kambiyumunda beslenerek yaşıyor. Daha sonra ileriki aşamalara doğru, yani Aralık, Ocak, Şubat gibi aylarda da merkeze doğru giderek ağacın kısileminde beslenerek yaşamını devam ettiriyor. Ve bu şekilde ağacın içerisinde 9 ay boyunca larva halinde hem kışı geçirerek hem de beslenerek hayatını devam ettiriyor. Temmuz 15 gibi çıkan larvalar, bu yıl için söylüyorum, Haziran'ın başına kadar ağaç içerisinde kaldı ve ergin olarak Haziran'da çıktı. Bu şekilde bir yaşam döngüsü var. İstanbul'da 5 yıl içerisindeki hangi ağaçlarda zarar verdiği ile ilgili tespitlerimiz ise şu şekilde. Birinci derecede akça ağaç türlerinin hemen hemen tamamında tercih ettiği tür. İkinci derecede oyalarda gördük. Eğer alanda akça ağaç ya da oya yok ise üçüncü derecede tercih ettiği tür de çınar. Çınarın da hemen hemen her türü, 3 türü var zaten dikili olan alanlarımızda. 3 türde de zarar yaptığını gördük. Yine nadiren de olsa bunların haricinde kavakta, söğütte, kara ağaçta, at kestanesinde, ürgende, tespih ağacında, kara ağaç, at kestanesinde, İstanbul'daki tespitlerimizde bizzat hem ergin çıkış deliklerini hem de larva zararlarını tespit ettik. Aynı zamanda sadece bir alanımızdaki süs fındığında da birinci derecede aynı akça ağaç ve oya gibi tercih ettiğini gördük. Kültür bitkileri içerisinde birinci derecede turunçgillerde ve aynı zamanda fındıkta zarar yapmakta. İstanbul'daki süs fındıklarında da alanda gördük ki aynı akça ağaç gibi tercih ettiği ve beslendiği bitki olarak karşımıza çıkmakta. Böcek, şu anda gördüğümüz böcek daha yeni dünyaya geldiği için sakin halde sabitlenmiş durumda duruyor. Normal şartlarda bir 2-3 saat sonra asla durmayacak, etrafı uçuşacak ya da ağaçlardaki ince dallarda yumuşak dokuları ve yaprakları beslenerek bu şekilde 40 gün boyunca hayatını yaşayacak. Daha sonra da
40 gün sonra da ölecek. Dişilerin ve erkeklerin ömrünün yaklaşık olarak 40 gün olduğunu belirledik İstanbul'da. Özel kafese attık, besledik düzenli olarak, ancak 40-42 günün üzerinde yaşatamadık böceğimizi. Erginlerin zararı sadece yaprakları yiyerek ve yumuşak uç taze sürgünlerin gövdelerini yiyerek besleniyor. Ancak asıl zararı larvalar yapıyor. Larvalar 9 ay boyunca ağacın içerisinde floem dahil kambiyum ve ksilemde beslenerek hayatını 9 ay boyunca ağacın içerisinde geçirerek, bu şekilde kışlak dönemini geçirerek ergin oluyor.